Muhterem arkadaşlar, bugün 10 Temmuz kestane arılarını bugün Bayburt'a getirdik, yerleştirdim. Ağızlarını açtım, diğer arı buradaki arılardan birkaç tanesinin kontrolünü yapacağım. Şu anda at kuyruğu denilen bir çiçek var, ona arı muazzam konuyor. Mevsim güzel gözüküyor. Umarım sonucu da iyi olur. Arkadaşlar. Şöyle bir arımıza bir kontrol yapalım. Allah'ın dediği olur diyoruz. Nasip neyse o olur diyoruz arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Belki tam layıkıyla yapmıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz dediğim gibi. Arının yanında devamlı duramıyoruz. O nedenle biraz gevşek saklıyoruz arıyı. Yani fazla çerçeve koyuyoruz. Bu pek aslında doğru bir şey değil ama mecburen öyle yapıyoruz. Boşuna dalak bakmasını beklemekten ise. Mesela bu en arkadaki çerçevemiz köz balı koymaya başlamış buna. Sırasıyla bakacağım katı. Bu ikinci çerçevemiz. Arkadaşlar güzel. Henüz sırlama yapmadı ama, başlamadı ama yani arının iyisi balı alıyor kıymetli arkadaşlar. Pek çok kere söylediğim gibi beyaz atma yapmış güzel çerçevelerde. Arılarda 2 artı 2, 4 değil 8 belki 10 yapar. Güzel bal almış bu. Bunda ana ızgarası da yok. Ona rağmen yavruyu silmiş. Irkla alakalı bir konu olmalı. Bakalım. Bunu yeni kabartmış. Yumurta atmış. Güzel. Yavru faaliyeti de devam ediyor. Bu yıl arkadaşlar çok oğul olduğunu söyleyebilirim. Ben de aldım birkaç tane. Ne kadar kaçtı buradan bilmiyorum. Kaçanları bilmiyorum ama her gelişimde, bugün hariç her gelişimde oğul aldım. Bu da güzel etrafını doldurmuş. Yavru da var. Çıkan yavrunun yerine bal koyacak inşallah. Buna ana ızgarası da koyabilirim bugün. Artık bundan sonra katına koyacak olduğu yavru bize lazım değil. Yani daha önce koyulmalıydı aslında ama arı işini biliyor bakın. Çıkan yavrunun yerine bal koyuyor zaten. Görüldüğü gibi. Yani ana ızgarası koymasam da olabilir ama. Çok ana memesi gösteriyor. Sanki arı o yani mevsime yeni girmiş gibi. Bu da arının verimini düşürüyor haliyle. Oğullar kaçıyor. Bal gidiyor. İyi bir oğul en az 4-5 kilo balla çıktığı biliniyor. Eskiden beri duyduğumuz, bildiğimiz o. Arı gidiyor, dolayısıyla bal da gidiyor. Arkadaşlar bu arımız fena değil. Bu 3 tane arının içerisinde en iyisi diyebilirim.
katını yapacak inşallah. Allah bereket versin inşallah. Bir kat bal alabilirsek bundan. Yeter diyoruz. Arı şu anda gevene de konuyor. Bu at kuyruğu dediğimiz çiçeğe de bayağı konuyor şu anda ama bundan ağırlıklı olarak polen getiriyor arkadaşlar. Evet. Şurada bir tane daha var. Onu da kontrol edeceğim. Önce şunun kapağını koyayım. Evet arkadaşlar. Hasan Berber de burada. Onu da alalım böyle. Nasıl sabah şeriflerimiz hocam? Hacı. Sabah şerifler hayırlı olsun. Sağ olasın. Bayağı konuyor bu at kuyruğuna. Çok süper konuyor. Ona bak. Ama bundan polen mi getiriyor? Bal getiriyor mu bilmiyorum. Getiriyor da. Bal getiriyor mu? Ama şu anda bunun akabindeki balının iyi olacağını işaret ediyor şu anda. Öyle midir diyorsun? Evet çünkü bunu balı aldığımız zaman bunların çok oluşundan. Balı aldığımız yıllarda diyorsun. Evet evet. Bu vardı peki. Bu vardı evet. Senin tecrübeni bakacak. Evet, inşallah aynı öyle çıkar. Bu fena değil. O ikisi şu ilerideki arı oğul evet. Vermiş olabilir. O birinci arı var ya ilk arı benim. Evet. Oğul vermiş olabilir o. Yok be o. Çünkü arısı bayağı azaldı onun Hasan kardeş. Öyle değil mi? Hı-hı. Ha bu önlerde bir şey yok değil mi şimdi mal? Orada arı. Yok oralarda bir şey yok. Kontrolleri kesmiş diyor. Mekula dolmuştan geliyor ha şu an. Geliyor mu bugün? Gelecek. Say mı diyorsun? Sen üzere değilsin ya. Allah Allah. Arkadaş ya bak hiç gidiyorum da demiyor. Bak bu en iyilerinin bir tanesi. Burada giderim son getirdiğim arıların. Bak şişirdim. Bak arkada musun? Kabarttı ve doldurdu yani maşallah. Balda var o adı. Oo tam. O iyi. Bak o pidik iyi. Bak ha. O onun önü de iyi acı. Abi. Evet. Son çıtaya koyduğun şeydi de ham mı? Son çıtaya koyduğum ham. Evet şey. Ham vermişim. Evet. Yani denemek için vermiştim. Yok şu anda iyi. Ben, sen bir şey değil misin abi? 3-4 Allah. Gündü. Değişti burası iyi şu anda. Elhamdülillah. Bunda ana ızgarası da yok. Bak şunda da ana ızgarası yok. Bunda da yok. Bel faksı da. Peki abi ana ızgarası engelliyor arıyı herhalde bilemiyorum ama. Şu anda yavru var mı onda? Şimdi bunda yok. Yoksa daha komağa da gerekiyor. Çerçeve iyi yapmış. Şu da mesela ana ızgarası olmamasına rağmen çerçeve yavruyu siliyor. Havlu değil mi? Hı. Ha buna atmış yavru ortasına ama etrafını sırlamaya başlamış. Bak o bir şey yapıyor. İşte koymakta yarar var bence. Öyle mi? Hı. Şu anda bir şey değil mi ya sana? Buna bir daha mı şey yapar diyorsun? Ya çıkar ondan o çıkana kadar zaten sen alana kadar o çıkacak acı en azından şey yapar. Gidip bakalım ana ızgaralarından. Satacak mısın yoksa kiralık mı? Nasıl şey yeni verirsin bu arada sıfır daha iyi. Yenisini sıfır veririm sana değil mi? Yani yenilemiş olurum var. Şimdi bak bu yavruyu siliyor görüyor musun burada? O gidiyor bak atmıyor o ha değil mi? Atmıyor. Ya o pazdanesi oluyordu işte. Yani bazısı öyle. O akıllı hareket ediyor ona da. Fakat arı katta yerleşmiş sanki. Poleni yukarı taşıyor. He o çıkıyor oraya daha işte. Bu ikisine atarım belki de kat, ana ızgarası. Vereyim sana daha dolara. Ver bakalım. He vereyim sana daha dolara.
Evet arkadaşlar, bu videonun böylece sonuna gelelim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Bereketli bir mevsim diliyorum.